adamlar bizim memleketin tüm bakliyatını topluyorlar, Avrupa'ya gönderiyorlar. Başka başka memleketten getirip yerli malı diye satmıyorlar. Yerli malı yurdun malı. Herkes Ahinur tatmalı. Çiftçimiz kazanacak. Memleketimiz kazanacak. Herkes yerli malı yiyecek. Merhabalar güzel ilkemin güzel insanları. Bu haftalıkta siz güzel ilkemin güzel insanların evlerine misafir olduk. Efendim, hasbihallere devam ediyoruz. Köln Mülheim'dayız. Özlem Kuyumcusu'ndayız. Uğur kardeşimle beraberiz. Uğur kardeşim, DİTİB Merkez'in organize etmiş olduğu 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla yapmış olduğumuz çekimlerimizi birazdan yayınlayacağız. Önce seni bir tanıyalım. Uğur Yiğitbaşı, 32 yıldır Özlem Kuyumculuk'tayım. Buradayım. Kuyumculuk mesleğim. Antakyalıyım, Hataylıyım. Babadan oğula devam eden bir sektördeyiz. Şimdi kuyumcusun, vatandaşlarımız altın alıyorlar. Altın alırken ilk nelere dikkat etmeliler? Biraz kısa bir bilgi verirsen. Altın alırken öncelikli olarak seçkin firmalardan alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Kendini kanıtlamış. Çünkü altınlarda, şu son yıllarda altının değerlendirmesiyle beraber çok sahtelikler olmaya başladı. Bu sebepten dolayı insanların seçkin firmalarla çalışmalarını, alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Bir de Türkiye'den de alıp gelenler oluyor, gümrükte sıkıntılar oluyor. Türkiye fiyatıyla Almanya, Köln fiyatı aynı mı? Şimdi şöyle, biz şu anda toptan bazında perakende satışlarımızı yapıyoruz. Fiyatlarımız Türkiye ile kıyasladığımızda aynı fiyatlara geliyor. İnsanlarımızın Türkiye'den alışveriş yapıp gelmelerine ihtiyaçları yok. Bizden inşallah düğün altınlarını temin edebilirler. Bir de gümrük mevzusu var. Gümrüklerdeki yaşadıkları çok büyük sıkıntılar var. İnsanlarımız, biz zaten Alman devletine vergi veriyoruz. Bir de insanlarımız veriyor, vergi ikiye katlanıyor. Onun için gerek yok, gelsinler bizden alışveriş yapsınlar. Son olarak DİTİB Genel Merkezi'nin organize etmiş olduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla güzel bir program oldu. Dünya Kadınlar Günü, biliyorsunuz Türklerde kadınlar aslında derler ki arka plandadır ama asıl işleri gören dünyada veya Türklerde kadınlardır. Onların sözü daha çok geçiyor. Bu vesileyle de Dünya Kadınlar Günü'nü, Türk Kadınların Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğin varsa? İnşallah hayırlı ömürler diliyorum. Savaşsız bir dünya istiyorum. Savaşsız bir Türkiye istiyorum. Terörsüz bir ülke istiyorum. Barış içinde yaşayan, huzurlu, sağlıklı insanlar istiyoruz. Eyvallah. Biz de Özlem Kuyumcusu'na ve şahsına teşekkür ediyoruz bu güzel hasbihal için. Sizlere de ben teşekkür ederim. Efendim, programımızın bu bölümünde Köln'deki iş adamlarını ziyaret ediyoruz. Onlardan bir tanesiyle beraberiz. Süleyman Bey'i tanıyoruz. Efendim hoş geldiniz. Süleyman Yalçın ben. Köln'de ikamet ediyorum. Doğuma büyüme Köln'lüyüm diyebilirim. Biz işte 7 senedir bu piyasada sigorta işleriyle meşguluz. Son 6 aydır makro olarak, yani birçok şirketle beraber çalışıyoruz. Müşterilere en uygun, nerede sigorta varsa onu bulmaya çalışıyoruz. Yani müşteriyi temsilen hareket ediyoruz. Bunun yanı sıra sunmuş olduğumuz hizmetlerden işte kredi hizmetleri sunuyoruz. Kredi noktasında yine aynı. Birçok bankayla beraber çalışıyoruz. En uygun nerede bulabilirsek müşterinin şartlarına göre oradan hizmetimize devam ediyoruz. Emlakçılık yapıyoruz. Müşterilere işte kapital anlagı olarak veya işte ikamet etmeleri için iPhone mini olsun, aynı tüm sponular olsun. Beraber çalıştığımız avukatlarımız var Türkiye'den.
İzmir'den. Artı burada yeminli tercümanımız var. Yine bizim büroda, Köln, Mülheim'de, Kafodofşkası. Buradaki vatandaşlarımıza hizmet vermek için elimizden geleni yapıyoruz. Ersin Bey'i tanıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Ben Ersin Taş. 7 seneden beri reklam işleriyle uğraşıyorum. Bünyemizde işte reklam işleriyle bütün halka, şirketlere, küçük esnaflara, şirket bazındaki büyük firmalara hizmet vermeye çalışıyoruz. Bunun işte grafik çalışmaları olsun, işte reklam alım satımı olsun, baskı işleri olsun, sosyal medya ağında güçlendirmeye çalışıyoruz. İnternet sayfalarını yeniden tasarlayıp daha güçlü, daha ciddi bir şekilde girmelerini sağlıyoruz piyasaya. Yani emlak ve sigortayla beraber birleştirip bütün şirketler olsun, halka olsun bir toplu halde bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Peki size de teşekkür ediyoruz bu güzel hasbihaldan dolayı. Ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olasınız. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Huriye Marta Hanımefendi. Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Sayın Barış Ceyhun Erciyes Beyefendi. DİTİB Genel Başkanım Sayın Profesör Doktor Nevzat Yaşar Aşıkoğlu Beyefendi. Saygıdeğer Taşehrimiz, değerli Eyalet ve Bölge Birliği Başkanlarımız, kıymetli Eyalet Kadın Kolları Başkanlarımız, camilerimizde büyük emekleri olan ve her zaman mücadele eden değerli kadınlarımız, programımıza uzaktan ve yakından gelen kıymetli misafirlerimiz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi ve fazileti, afiyet ve atifeti üzerimize olsun. Federal Kadın Kolları Başkanı olarak sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bu kadar yoğun geldiğiniz için Rabbim razı olsun inşallah. DİTİB Federal Kadınlar Kolu olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Kadınların Barış Mücadelesi konulu programımıza hoş geldiniz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم hocamızın katıldığı bu toplantıya
böyle ilgi göstermeleri bizim aslında ne kadar büyük bir camia olduğumuzu, birbirimize ne kadar bağlı olduğumuzu, birbirimize gönülden desteklediğimizi ve faaliyetlerimizi birlikte paylaşarak yürüttüğümüzü en iyi şekilde gösteriyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Değerli hanımefendiler, çok kıymetli misafirler, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bu toplantıyı düzenledik. İTİB olarak her alanda hizmet ediyoruz. Sosyal alanda, eğitim alanında, din hizmetleri alanında. Ama hangi alan olursa olsun bu hizmetlerin yürütülmesinde hanım kardeşlerimizin büyük emeği, büyük desteği var. Onu çok iyi biliyorum ve katıldığım her toplantıda birçoğunuz da şahit olmuşsunuzdur. Bunu mutlaka dile getiriyorum. Biz toplum olarak veya İslam toplumu olarak çok uzun asırlar boyunca hanım kardeşlerimizi ihmal ettik. Onların desteğinden, enerjisinden, katkısından mahrum bıraktık kendi kendimizi. Ama bu hatamızı anladık ve toplumun yarısı olan hanım kardeşlerimizi mutlaka bütün hizmetlerimizde işe katmaya ve onların enerjisinden, gücünden, fikrinden, estetik anlayışlarından yararlanmayı mutlaka gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu vesileyle bu güzel toplantıyı organize eden federal kadın kollarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu güzel toplantıyı organize eden kardeşlerime, emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Teşriflerinden dolayı değerli hocamıza da hasreten huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İTİB sizinle birlikte inşallah geleceğe daha güzel durur. Biz Anadolu'nun eşsiz lezzetlerini sofranıza taşıyoruz. Yerli malı, yurdun malı. Herkes Ahinur tatmalı. Muhterem hocamıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve programımızın gerçekleşmesindeki müzaretlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Çok destek oldular bize, Allah razı olsun. Sizleri burada böyle kalabalık görmek beni çok heyecanlandırıyor, çok mutlu da ediyor. Allah razı olsun, çok çok güzel görünüyorsunuz. Kadınlar barış ve huzur dünyasının olmazsa olmazıdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramanlardır. Saygıdeğer hanımefendi, kıymetli Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız, Sayın Profesör Doktor Muriye Mart hanımefendiyi kadınların barış mücadelesi konferanslarını vermek üzere kürsüyü teşriflerini arz ederim. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevgi için. Dostun yeri gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Hoş geldiniz. Efendim, her birinize ayrı ayrı öncelikle Hazreti Mevlana'nın selamıyla Konya'dan geldim. Arkasından da çok muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızın selamıyla Ankara'dan geldim. Hepinize sevgiyle, saygıyla, hürmetle ve teşekkürle selam ediyorum. Hoş geldiniz. Kadınların barış mücadelesini anlatmak ya da barış denince kadını hatırlamak gerçekten çok önemli. Böyle bir başlıkla, kadını barışla beraber anan bir başlıkla beni burada sizlerle buluşturan saygıdeğer müşavirimize teşekkür borçluyum. Kıymetli Başkonsolosumuza hoş geldiniz diyorum. Tekrar sefalar getirdiniz. Şimdi efendim, aslında biz hepimiz biliyoruz ki nerede kadın varsa orada iyilik vardır. Nerede kadın varsa orada barış vardır. Kadın bulunduğu yere huzur getirir. Kadın şefkat getirir, merhamet getirir. Kadının dokunduğu her yerde iyilik vardır.
Eğer iyi bir iş yapmak istiyorsanız ve başarılı olmak istiyorsanız mutlaka orada kadınların var olması gereklidir. Başkonsolosumuzun dediği gibi eğer burada bizim Müslüman varlığımız, derneklerimiz, camilerimiz ayakta kalmışsa bu kadınlarımızın sayesinde olmuştur. Dolayısıyla kadın demek aslında huzur demektir. Allah-u Teala insanı yarattığında meleklerine şöyle demişti: ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Melekler dediler ki, ya Rabbi, biz daima sana dua ediyoruz, senin her dediğini yapıyoruz, seni saygıyla anıyoruz. Sen yoksa yeryüzünde kan dökecek, bozgunculuk çıkartacak, zarar verecek bir varlık mı yaratacaksın? Allah-u Teala dedi ki, siz bilemezsiniz, ben bilirim. Melekler zannetti ki insan dediğin şey yeryüzünde hep huzursuzluk çıkartır, hep kan döker, hep mutsuzluğa sebep olur. Allah-u Teala dedi ki, hayır, siz bilemezsiniz, ben bilirim. Çünkü Allah insanı barış için yaratmıştı. Allah insanı iyilik için yaratmıştı. Yeryüzünde iyilik egemen olana kadar her insan çalışmak zorundaydı. Efendim, program hakkında Federal Kadın Kolları Başkanı Neşe Bıçakçı Hanım'la beraberiz. Neşe Hanım, program hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Kadınların barış mücadelesi dedik bu yıl. Barış, adalet ve kadın haklarını ön plana çıkarmak istedik. Çünkü kadınlarımız toplumumuzda birçok zorlukla mücadele ediyorlar. Eğitim hayatında, iş hayatında. Bu sorunları sadece toplumumuza aktarmak değil, çözüm aramak için de gerçekten güzel bir proje ve güzel bir program oldu. Çok yoğun bir katılım oldu. Bu kadarını beklemiyorduk. Allah kadınlarımızdan razı olsun. İlgilerini, desteklerini hiçbir zaman esirgemiyorlar. Ve Huriye Hanım'ın da gelmesi Türkiye'lerden ve bizlere bilgiler vermesi bizler için çok değerliydi. Teşekkür ediyoruz. Emeğe geçenlere neler söylersiniz? Allah herkesten razı olsun. Kadınlarımız inşallah camilerimizden desteklerini hiçbir zaman eksik etmesinler. Ailenin temeli çünkü kadındır. Kadınlarımız olmazsa aile olmaz, çocuklarımız olmaz ve geleceğimiz olmaz. Teşekkür ediyoruz. Biz de şahsımız adına başarılar diliyoruz. Allah razı olsun. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz için ve desteklerinizden dolayı teşekkürler. Evet gönül dostları, bu haftalık programımızı da burada noktalıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, sürçülisan ettikse affola. Önümüzdeki bir başka programda bir başka güzellikle buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Dostça kalın, hep bu ekranda kalın. Vay vay vay, yok böyle bir kuru fasulye. Var mı memleketimdeki gibi pirinci, mercimeğin, nohutu ellerin memleketinde? Hatice teyze, şu bizim çocukları çağırayım da Ahinur'un sırrını bir onlara da anlat. İşin sırrı belli evladım. Bu adamlar bizim memleketin fasulyesini, nohutunu, tüm bakliyatını bizim oralardan topluyorlar, Avrupa'ya gönderiyorlar. Başkaları gibi başka başka memleketten getirip yerli malı diye satmıyorlar. Hatice teyze haklı. Biz Anadolu'nun eşsiz lezzetlerini sofranıza taşıyoruz. Çiftçimiz kazanacak, memleketimiz kazanacak. Yerli malı, yurdun malı. Herkes Ahinur.